Porsche yine ne yaptı, ne etti? Bir şekilde kendine hayran bırakacak bir motorla ortaya çıkartıp bizi mutlu etmeyi başardı. Sadece motor demek de doğru olmaz aslında. Bütün bir yürüyen aksam diyebiliriz. Motoruyla, şanzımanıyla, her şeyiyle komple yeni bir sistem. Ve biz araba sevdalılarını, içten yanmaları seven insanları küstürmeden bunu yaptı. Aynı zamanda bütün kurallara da, regülasyonlara da uymayı başardı. Bu açıdan bence bu sefer mühendisliğin gerçekten sanata dönüştüğü kısma çevirdiler. Çünkü kısıtlamalar var, devletlerden gelen, ülkelerden gelen regülasyonlar var, emisyon kuralları var. Dünya bir yere gidiyor, elektriklilere, hibritlere dönüyor. Ama Porsche bunu aldı. Çoğu diğer marka gibi sıkıcı, standart, diğerleriyle aynı bir motor yapmak yerine dedi ki içten yanmaları koruyan ama bu regülasyonları da bir şekilde kendi avantajımıza çevirebileceğimiz bir şeyler yapalım ve bu yeni yürüyen aksamla birlikte ortaya çıktı bir süre önce. 911 GTS'i tanıttılar. Bildiğiniz gibi Porsche'de 911 ailesinde çeşit çeşit motor seçeneği var. Carrera'dan başlıyor. Carrera S, GTS, turbolar, GT2'ler, GT3'ler, bir sürü varyasyon var. GTS bunların ortasında bir yerde. Yani ne giriş seviyesi ne yukarılara doğru en hızlı turbolar kadar hızlı. Bu yeni 911 GTS'de eskisine göre bütün yürüyen aksam farklı. Her şeyi değiştirmişler ve güzel tarafı her şeyi sıfırdan tasarlamışlar. Mesela en son BMW M5'te gördük, hibrite döndüler ama biraz yarım yamalak bir dönüş. İşte motor aynı, şanzımanın içine elektrikli bir motor takviyesi yapalım. O da muhtemelen modüler bir sistem olacak. Yani ZF'nin şanzıman tasarımı yaparken içine entegre ettiği bir motor ve diğer otomobillerde de kullanılacak. Porsche burada kendine özel komple yeni bir sistem geliştirmiş. O yüzden her şey uyumlu. Yine bir hibrit bir sistem ama hibrit diye küfür etmeden önce bu videoyu izleyip bütün detayları öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü standart bir hibrit değil. Bütün o dezavantajları almışlar, çıkarmışlar ve bizim seveceğimiz bir hale döndürmüşler. İki farklı şekilde hibrit. Öncelikle turbonun içinde bir tane elektrikli motor var. E-Turbo ilk defa gördüğümüz bir şey değil. Daha önce de Mercedes kullanmıştı. A45'te ve yeni C63'te kullandıkları 4 silindirli motorda elektrikli turboyu zaten görmüştük. Audi'de de çeşitli denemeler olmuştu. Tam böyle sisteme entegre olmuş, muhteşem çalışır halde değildi. Porsche almış bunu, mükemmelleştirmeye çalışmış ve sonunda yapmış. Bu sistemde turbonun ortasında, yani kompresör ve türbinin ortasında bir tane elektrikli motor var. Bu motor birkaç farklı şekilde kullanılabiliyor. Öncelikle gaza bastınız, turbo lagı dediğimiz bir olay var. Turbonun dönmesi, hızlanması, basıncı arttırması ve motora göndermesi gerekiyor. Burada da bir süre geçiyor. Bu elektrikli motor direkt olarak turboyu çevirmeye başlayıp hızlı bir şekilde turbonun spoolunu hızlandırıyor, basıncı üretiyor, motora gönderiyor. Bu zaten turbolu otomobillerde bir sıkıntı olan turbo lagını direkt olarak çözmek için yapılmış bir sistem. Biraz kurcaladım. Bu turbonun detaylarını da bir şekilde öğrenmeyi başardım. BorgWarner'ı ürettirmişler. Zaten 3-4 tane büyük turbo üreticisi var. Bütün otomobil firmaları bunlara turbolarını ürettiriyor. Porsche de burada BorgWarner'de çalışmış. Turbonun içindeki motor 27 beygir gücünde bu elektrikli motor. Elektrikli bir kompresör olarak çalışıyor. Turbonun üstüne 27 beygiri eklediğinizde istediğimiz boostları, istediğimiz basınçları çıkmak oldukça rahatlaşıyor ve dediğim gibi hızlı bir şekilde bunu yapabiliyoruz. Bu motorun ikinci bir işlevi daha var. Wastegate yerine geçiyor. Bu turboda standartlarda olduğu gibi wastegate yok. Normalde turbolar oldukça yüksek basınçlara çıkabiliyor. Ama biz bunu bir yerde limitlemek istiyoruz. Hem turbonun sağlığını korumak açısından hem de motoru öyle kafamıza göre çok yüksek basınçlar gönderemeyiz. Sonunda motor patlayacaktır. O yüzden turboların içinde ekstradan bir kapakçık oluyor. Ne zaman ki turbo işte çok yüklendiniz, yüksek devir çeviriyorsunuz, hızlı gidiyorsunuz, turbo da daha fazla basınç üretiyor. Ama istediğimizden fazla basınç üretmeye başladığında bu kapak açılıyor. O basınçlı havanın bir kısmı egzoza doğrudan veriliyor. Haliyle basınç dengelenmiş oluyor ve motora istediğimiz turbo basıncında havayı göndermiş oluyoruz. Eskiden bunlar mekanikli bir diyafram sayesinde oluyordu. İç basınç ya dış basıncı ölçüp mekanik olarak açılıyordu. Yeni nesillerde elektronik oldu. Direkt ECU tarafından kontrol edilip wastegate'in açılıp açılmamasına karar veriliyordu. Porsche'nin çoğu önceki nesil turbolarında
VGT kullanılıyordu. Yani değişken geometrili turbo. Bununla basıncı ayarlıyorlardı. Şimdi bundan da kurtulmuşlar. Komple elektrik motoru bu işi halledebiliyor. Ve bunu diğerlerinden farklı olarak verimli ve güzel bir şekilde yapıyor. Elektrik motorları bildiğiniz gibi aynı zamanda jeneratör olarak kullanılabiliyor. Yani elektrik verirseniz güç üretiyor ya da bir güç uygularsanız üstüne motoru döndürürseniz elektrik üretiyor. Bu sistemi almışlar. Demişler ki neden wastegate olarak kullanmayalım? Turbonun limiti 125.000 devir bu durumda. Baktığın 125.000 devirin üstüne çıkmaya başlıyor ya da gereğinden fazla basınç üretmeye başlıyor. Hemen bu elektrik motoru artık elektrik üretmeye başlıyor. Bir direnç uyguluyor. Haliyle wastegate olarak da kullanılıyor. Geri elektrik kazanırken 15 beygire kadar geri kazandırabiliyor. Eski motorda ve Porsche'deki bütün turbo motorlarda çift turbo kullanılıyordu. Zaten boxer motor, hali hazırda motor ikiye ayrılmış durumda. Sağ taraf ve sol taraf için birer tane turbo oluyordu. GTS'in de önceki versiyonu da böyle. Burada bu yeni elektrikli turboyla geçerek tek turboya düşmüşler. Motor hacmini de 3 litreden 3.6 litreye çıkartmışlar. İşte bu motor hacmi 3 litreden büyüdü, 3.6 litre oldu, turbo değişti, elektriklisi geldi falan derken ne kadar güç arttı peki? Önceki nesilde çift turbo 3 litre motorla 473 beygir üreten bu motor, bütün bu değişiklikler, elektrikli turbo, daha yüksek hacim, 3.6 litre vesaire, işte teke döndü. Sonuç 478 beygir. Sadece 5 beygir önceki nesilden fazla üretiyor. Biraz hayal kırıklığı gibi görülebilir ama tek değişiklik bu değil. Hibrit bir otomobil demiştik. İkinci bir elektrik motoru daha var. Muhtemelen şu an mutsuz olmaya başladınız ama mutsuz olacak bir şey yok. Küçük bir motor kullanmışlar. 54 beygir güç üretiyor sürekli olarak. Eğer ki maksimuma çıkarsa 64 beygir civarında bir güce çıkabiliyor. Çok büyük bir motor değil. Şanzımanla motor arasına yerleştirmişler. Yani öyle Lamborghini'deki gibi işte önler elektrikli, arkada içten yanmalı falan gibi değil. Elektrikli ile içten yanmalı birlikte çalıştığı için elektriklinin o hibrit oluşunu çok fazla hissetmeyeceğiniz bir konfigürasyon. Daha çok içten yanmalıya destek oluyor. 478 beygir içten yanmalıdan geliyor dedik. 54 beygir de elektrikliden geliyor. Toplamda 532 beygirlik bir güce çıkmış. Bir de üstüne elektrikli motordan gelen 150 Nm ekstra tork var. Bununla birlikte bir önceki nesle göre hissedilir bir güç artışı var. Zaten drag ya da roller yarışlarını bir önceki nesilde izlediğiniz zaman bayağı fersah fersah fazla gidiyor. Ama Porsche'nin burada övündüğü şey çok daha güçlü yaptık, çok daha hızlı yaptık gibi bir şey değil. Odaklandıkları yer daha çok gaz tepkisi ve motorun bütün sizin gaza basışınıza verdiği tepki. İşte mühendislik burada devreye giriyor. Bu elektrikli turboyu ve elektrikli motoru o kadar güzel kombinlemişler ki siz gaza bastığınızda verdiği tepkiler en ani şekilde, en hızlı şekilde olsun diye uğraşmışlar. Şöyle bir veriyi sundu Porsche. Bir eski nesil, bir tane de yeni nesili yan yana koyalım. İkisi de 2000 devirde gidiyor olun. Gaza bir anda sonuna kadar bastınız. Yani ya sollamaya çıktınız ya yanınızda birisi var, biraz kapışmak istiyorsunuz. Sonuna kadar gaza bastınız. Turbo Boost'unun maksimuma çıkması önceki nesilde 3 saniye alıyor. Yani siz işte gaza bastınız, gaz kelebeği açıldı, motora biraz daha fazla hava gitti, daha çok egzoz gazı ürettiniz, turboya gitti, turboyu çevirdi, döndü, geldi derken arada 3 saniye geçiyor 2000 devirdeyken. Yeni nesilde bu yeni motorda elektrikli turbo ile birlikte bu 1 saniyenin altına inmiş. Zaten grafiğini gösterdiler. Grafikte görüyorsunuz direkt yeni nesilde çat diye boost tepeye çıkıyor. Hızlanma da bununla direkt paralel zaten. Hemen hızlanmaya başlıyor. Öteki yavaş 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 artarak gidiyor. Ancak 3 saniye sonunda maksimum boost'una ulaşıp araba doğru düzgün yürümeye başlıyor. Bu inanılmaz bir fark ve bunun bütün devir bandı boyunca olduğunu düşünün. Her yerde tepki daha fazla. Üstüne üstlük bu ikinci şanzımanın içindeki elektrik motoruyla birlikte torkun düşmeye başladığı yerleri de kompanse ediyor. Biraz daha oralarda tork desteği veriyor. Bütün bunların etkisiyle tork daha fazla, ki az buz değil, 150 Nm. Onun üstüne bütün devir bandı boyunca neredeyse bu torku verebiliyor. Eskisine göre hem daha fazla hem daha geniş bir tork eğrisi. Bir de üstüne üstlük o torku almak için
çok daha hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz elektrikli turbo sayesinde. Çok büyük bir pili yok. 2 kW'lık pil, işte yeni elektrik motoru, yeni elektrikli turbo, bütün bu invertörler, çeviriciler, kablolar, devreler derken bir tık ağırlaşmış araba. Ama bir tık derken gerçekten bir tık. 50 kiloluk bir ağırlık farkı gelmiş. Şimdi M5'e baktığımız zaman 2,5 tonluk bir araba oluşturmak yerine sadece 50 kiloluk nispeten düşük sayılabilecek bir ağırlıkla kompanse etmişler. Toplamda 1600 kilo civarında bir ağırlığı var. Bunu da şöyle yapmışlar. Ağırlığın çok artmamasının bir sebebi de hazır demişler platformu yeniden geliştiriyoruz. Motor yeni. Yani işte orada BMW'nin yapamadığını Porsche yapmış ve sıfırdan her şeyi tasarlamış. Demiş ki madem artık elektrikli bir sistemimiz var, marş motoruna ihtiyacımız yok. Zaten şanzımanın içindeki motor marş motoru görevi de görebiliyor. Zaten bunu hibritlerin çoğunda görüyoruz artık. Sonra Porsche işi biraz daha ileri götürmüş. Demiş ki ya madem elektrikli bir sistemimiz var, madem bu kadar elektroniğimiz var, klima kompresöründen motorun üstünden alalım. Bunu da elektrikli yapalım demişler. Onu da çıkarmışlar. Bakmışlar ki kayışla çalışan motorun üstünde bir tek su pompası kaldı. Onu da yağ pompasıyla birlikte entegre edip motorun içine almış. Böyle olunca motorun dışında o bildiğimiz V kayışına dair bir şey yok. Çünkü hiçbir sistem artık V kayışıyla motorun dışından dönmüyor. Bütün bunları çıkardığınız zaman bu kayışları, kasnakları hem ağırlıktan biraz kazanmış oluyorsunuz hem de motorun kapladığı hacim küçük oluyor. Sağına soluna işte bataryaydı, yeni motordu, bilmem neydi gibi şeyleri yerleştirebiliyorsunuz. Daha küçük, kompakt, ufak bir şekil haline alıyor. Tabii böyle anlatırken mühendislik açısından güzel ama su pompası bozulan bir motoru tamire götürürseniz neler olacağını orada tam kestiremiyorum. Zaten 911'leri servise götürmek hep bir işkence. En ufak bir tamir işlemi için bile motoru neredeyse indirmek gerekiyor. Bu sefer motorun içinde su pompasıyla tamircilerin Allah yardımcısı olsun diyelim. Son olarak getirdikleri bir diğer yenilik lambda eşittir 1 diyorlar. Bu her yere bunu yazdılar işte lambda eşittir 1'de çalışıyor. Peki bu ne demek? İçten yanmalı motorlar çalışırken bir birim yakıt karşılığında ne kadar hava verebileceğiniz bellidir. Kimyasal olarak onu yakabilecek olan oksijen bellidir. Bu da benzinli motorlar için 14.7'dir. Ağırlık olarak işte hava bölü yakıt yaparsanız 14.7 katı kadar yakıtın hava göndermeniz gerekiyor. Ve normalde motorlar ya zengin çalışır ya fakir çalışır. Zengin dediğimiz şey gereğinden fazla yakıt gönderme. Fakir dediğimiz ise gereğinden daha az yakıt göndermek. Özellikle performanslı motorlarda yüksek devirlerde zengin çalışır. Yani daha fazla yakıt gönderilir. Bu da sadece soğutmak için yapılır aslında. İşte motor yüksek güç altında, yüksek yük altında üstüne yüksek devir çeviriyor. Haliyle sıcaklıklar artıyor. Kontrolsüz patlama olup vuruntu olmasın diye ekstradan yakıt gönderilir. Bu yakıt içeride buharlaşır. Oradaki havayı bir miktar soğutur. Haliyle vuruntuyu engellemiş olursunuz. Ama bunun karşılığında fazla yakıt gittiği için emisyonlar artar. Almanya'da da bir kural var ve motorları lambda eşittir 1'de çalıştırmaya zorluyor. Eğer ki bir performans motoru yapıyorsanız işte yüksek güç üretiyorsanız o zaman anlatıyorsunuz işte bu kurala. Diyorsunuz ki ben lambda eşittir 1'in dışına çıktım. Çünkü şöyle kazançlar oldu, böyle kayıplar oldu, şunları şunları getirdim. Bunu yapmak zorundayım gibi açıklayıp adamları ikna etmeniz lazım. Porsche demiş ki biz bu işlere hiç girmeyelim. Bunlarla uğraşmayalım. Adam gibi kural neyse onu uygulayalım. Gerçek bir Alman gibi düşünmüşler. Ve demişler ki lambda eşittir 1'de çalışan bir motor yapalım. Performans sınıfındaki motorlarda bir ilk. Bütün koşullarda çalışan. Sadece tek koşulda lambda eşittir 1'i sağlamıyor. O da soğuk çalıştırmada cold start'a bastınız. Bu da diğer bir emisyon kuralı yüzünden. Katalitikleri ısıtmanız lazım. Onu da ısıtmanın tek yolu zengin karışım gönderip yakıtın katalitik konvertör içinde yanıp katalizörleri bir an önce ısıtması gerekiyor. Aksi takdirde daha uzun süre boyunca daha çok emisyon yayıyor motorlar. Tatava yapmamışlar, polemiğe girmemişler. Kalan her yerde lambda eşittir 1'i sağlamışlar. Bu motor, bu video hakkında sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Anlatmamızı istediğiniz başka konular varsa onları da yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.